Sevgili dostlar selam. Karşınıza ehliyetini almış. Tam ehliyetini almış. Bir, kardeşiniz olarak şu ehliyet meselesini sıfırdan bir anlatmak isterim. Bütün aşamalarıyla anlatacağım arkadaşlar. Daha önce Provisional ehliyet için aylar önce çektiğim bir video vardı. Daha buraya ilk taşındığımız zamanlarda hemen o Provisional ehliyeti almıştık. Ama ehliyeti almak ancak bu zamanlara denk gelebildi. Bir süre öncesinde halledilmesi gereken şey vardı. Ama bu da bir zaruri durum. Bir de işte Türkiye'deki ehliyetiniz bir sene burada geçerli olduğu için insan da biraz böyle uzatmalı yapıyor bunları ama sonunda aldım çok önemli bir mesele yani böyle bir gururla söylüyormuşum gibi e, algılanabilir ama gerçekten hallettikten sonra böyle insanın çok rahatladığı bir konu ve e, inanın e, ehliyeti almak buraya taşınan herkes için bir mesele haline geliyor zaman içerisinde özellikle de erteliyorsanız hemen yapın. Şimdi bütün meselelerini, bütün aşamalarını sizlere bir bir anlatıyor olacağım bu videoda. Evet notlarımı da alayım ufak ufak başlayalım. Şimdi dostlar ehliyet almanın 3 tane aşaması var. Bakın şurada da bir boşluk var. Buraya böyle kutucuklar halinde e, yazarım. 3 aşaması hemen sıralıyorum. En sonunda söyleyeceğim veya sizlerin not almasını gerektirebilecek bir hale bırakmadan e, hemen burada sıralıyorum. Provisional ehliyeti almanız gerekiyor yani bu öğrenci L diye geçen e, learner ehliyeti almanız gerekiyor provisional license. Ondan sonra teori teste girip geçmeniz gerekiyor bu bir e, bildiğimiz anlamda bilgisayar başında yapılan bir sınav e, teorik bir sınav ve tabii ki driving test pratik testiniz yani araba kullanarak karşınızdaki instructor'ı, yanınızdaki instructor'ı ikna etmeye çalıştığınız o ehliyetinizi almanız için en stresli, en problematik konu. Hepsini tek tek konuşacağız. Dostlar bu provisional konusunu aslında anlattım. Onun için ayrı bir video var. Bakın ama bende de yeni güncel bilgiler var. Onun ışığında hemen bir toparlayayım. Uzun bir anlatımına gerek yok. Şimdi buraya geldiğiniz anda ilk yapmanız gereken yani ehliyeti alma sürecinde ilk yapmanız gereken şey bu provisional ehliyeti almak. Yani öğrenci ehliyeti gibi bir şey bu. Başında L olan bir ehliyet. Ben şimdi aslını aldığım için ona el koydular. Yeni birini basıp gönderdiler. Bu provisional ehliyeti. Ya abicim ben zaten normal ehliyeti alacağım. Ben bunu yine de almak zorunda mıyım? Evet, zorundasınız. Çok sorulan sorulardan bir tanesi olduğu için bunu cevaplamak istedim. Bu provisional ehliyeti almak ehliyet almanın 3 3 aşamasındaki en baştaki adım. O provisional ehliyeti alıyorsunuz. Hiçbir zorluğu yok, bir adres kanıtı olarak da kullanabildiğiniz için aslında hani buraya ilk geldiğinizde ilk yapmanız gereken şeyler arasında olduğundan bahsetmiştim. Ee, ama araba kullanmanıza izin veriyor mu bu provision? ha Nasıl alıyorsunuz? Bir form doldurmanız gerekiyor, ee, kimlik belgenizle birlikte o formu e, DVLA'ya gönderiyorsunuz yani buranın işte trafik müdürlüğü falan gibi bir şey diyelim kabaca, ee, oradan da size bu Learner ehliyetiniz geliyor. Bu Learner ehliyetle araç kullanabiliyor musunuz? Çok kısıtlı bir şekilde şu. Bu bir Learner ehliyet. O yüzden tek başınıza kullanmanıza izin verilmiyor. Araçlara L ibareleri de yapıştırarak yanınızda da en az 3 yıl tam ehliyeti olan bir gözetmen eşiğinde ancak kullanabiliyorsunuz aracınızı. Yani böyle bir eşiniz, dostunuz bir şey varsa onun yanında bir gözetmen eşiğinde kullanabiliyorsunuz. Ama kendiniz bir yere gitmeye kalktığınızda kullanamadığınız için genel olarak bir işe yaramayan bir ehliyet. Ama ehliyet almanın en önemli süreci. Ama adres kanıtı olarak dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. Üzerinde adresiniz falan yazdığı için bir kimlik belgesi gibi kullanabildiğiniz bir şey. O yüzden ama provisional ehliyeti almanız tekrar ediyorum gerekiyor. İlk adım bu. Bunu alıyorsunuz. Alır almaz da teori testine başvurabiliyorsunuz. Teori testine, bu arada fiyatlarından da bahsedeceğim. Her birinin, her birinin bir aşaması var ve belli bir maliyete sahipler aslında. O maliyeti de ehliyet almanın da maliyetini günün sonunda ortaya çıkarmış olacağız. Provisional ehliyet için bugün koşullarında 34 pound para ödüyorsunuz. Bunun da işte postalanması falan acil posta ile gelsin gitsin falan derken orada detaylı bir dediğim gibi videoyu ilk videoyu izlersiniz. Orada daha detaylı anlatmıştım o kısmı. Şunu tekrarlayalım. Provision ehliyet elinize geçer geçmez teori teste hemen başvurabilirsiniz. Araç kullanmanıza, pratik yapmanıza vesaire hani buna bir gereksin belli bir zaman aralığı olmaksızın hemen teori testinize başvurabilirsiniz. Hepsinde nereden başvuruyorsunuz biliyor musunuz? Hepsinin tek bir web sitesi var aslında. Gov UK'in içerisinde bir web sitesi. Bakın şuraya da şeyini koyayım, linkini koyayım. Altta açıklamalara da koyayım linkini. Oradan lütfen ulaşın. Bütün adım adım zaten bütün yolunuzu oradan takip edebilirsiniz. Bu videoyu izlemenize bile gerek yok. Ama işte bazen daha böyle görsel bir anlatımla birlikte daha etkili oluyor ya da bir anlatıcının tecrübesiyle bir şey dinlemek kafada belki daha ee, yol gösterici olabiliyor emin değilim Neyse bak hangisi rahat ederse testse de bu web sitesinden 23 pound'a Başvurabiliyorsunuz Ve gün tarih alabiliyorsunuz Bu bir e, DVLA'ın bir merkezinde e, Böyle bilgisayar Başında yapılan bir sınav 50 soruluk bir sınav ve bir de hazard test iki aşaması var aslında bir 50 soruluk sınav yapıyorsunuz Bir de bir hazard test yani böyle bir acil durumlar oluyor o sırada mouse'a tıklıyorsunuz gibi bir test Belki bunu başka bir videoda detaylı olarak anlatırım bu iki aşamasını Ama durum bu 50 soruluk testte en fazla 7 yanlış yapma hakkınız var 8 yanlış yaparsanız testi tekrarlamanız gerekiyor Ama inanın çok fazla vakit fazla fazla yetiyor. O yüzden bütün soruları ezberleyerek girerseniz falan ilk seferde geçebileceğiniz bir test. Zorlanan insanlar oluyor. Çünkü bir takım hani terimlere falan alışmak söz konusu olabilir. İngilizce de böyle çok pratik hemen gözünüze çarpmayan bir takım tabirleri kavramak gerekebilir falan. Bunlara alışmak falan gerekiyor. Hemen böyle sınava girip hemen geçeceğinizi düşünmeyin. Çünkü hani buranın da bir terminolojisi var. O terminolojiye biraz hakim olmak gerekiyor. Ona nasıl hakim olabilirsiniz? Aslında şöyle iyi kötü 700-750 soruluk bir data bank var. Bu data bankın içerisinden e, aslında sorular çıkıyor. Yani 50 soru buradan çıkıyor, bir 700-800 tane bir almanak gibi düşünün bunu. Bir soru havuzu var. Buradan sorular çıkıyor. Peki bu 750 soruya nereden ulaşabilirsiniz? Aslında bunun bir 750 soru değil de hani bütün yönetmeliği öğrenebileceğiniz bir kitapçı var, bir PDF'i var. Onu da aşağıya linkini koyarım bir bakarsınız ama daha kısa bir yolunu söyleyeyim tabii ki. Bunun çok güzel uygulamaları var. DVLA'nın kendi uygulaması olduğu gibi bir tane de bizimkilerin yaptığı böyle Türkçeleştirilmiş yani hem İngilizcesi yazan hem de hemen Türkçesi yanında altında daha doğrusu yazan Dringo diye bir uygulaması var. Bu iki uygulamayı da telefonunuza indirip zaman zaman soru çözerek buradan mock test dediğimiz testleri de ufak ufak yaparak kolaylıkla sınava hazırlanabilirsiniz. Ben o şekilde hazırlandım. Hatta sınava hazırlamadan son bir hafta içerisinde sadece mock testleri çözdüm. Mock testine işte bir size demo bir test yapıyor. 50 soruluk bir test yapıyor. Karışık böyle farklı farklı konulardan. Kimi işaretlerle ilgili, kimi işte yolda oluşabilecek arızalarda ne tip reaksiyonlar göstermeniz gerekiyor. Kimi işte aracın bize motor falan diye ayrım var. Motor, ilk yardım, sağlık bir ayrımlar var ya. Burada da öyle ayrımlar var. Böyle 7-8 tane konu parçacığı var. O konulardan bir 50 soruluk test ortaya çıkartıyor size karıştırıp. O mock testleri de çözerek pratik yapıyorsunuz. ben bayağı bir ezberledim. Böyle yani biraz da muhakeme yeteneğiyle böyle olması gerekiyor diye bazı çıkarımlar da yaparak. Çünkü bazı sorular biraz zor gelebilir, başta karışık gelebilir, bazı çizgi kuralları karışık gelebilir falan. Ve bana sorarsanız böyle bir iki haftalık böyle bir test çözme, soru çözme, hazırlanma falan süreciyle bu teste hazır olduğunuzu söyleyebiliriz. Ama test ortamı biraz daha farklı oluyor tabii. Böyle üstünüz başınız aranıyor. O kısımları da böyle bir parça anlatayım. Belki ayrı bir videoda böyle sırf teori testi anlatmak söz konusu olabilirdi ama böyle bir bu videoda her şeyi bir toparlayayım istiyorum aslında. Aşamalar şöyle gerçekleşiyor test tarihinizi alıyorsunuz. Dediğim gibi arada hazırlanıyorsunuz. Sınav tarihinizdeki sınav yerinize doğru gidiyorsunuz. Orada sizi bir sıraya sokuyorlar. Üstünüz, başınız aranıyor. Böyle kulaklarınızın arkasına kadar aranıyor. Aşağı böyle paçalarınızı falan da kıvırtıyorlar falan. Hani kopyaya mal vermeyecek şekilde bütün aramalar, taramalar yapılıyor. Ee, unit unit böyle bölümlendirilmiş bilgisayarların başına oturuyorsunuz. Ve sorular herkese yani yanınızdaki kişinin soruları aynı olmuyor. Böyle bir karışık random 50 soru çıkıyor karşınıza ve o 50 soruyu cevaplıyorsunuz. Sorulara tekrar dönebiliyorsunuz. Soruyu cevaplamadan dönebiliyorsunuz falan tekrardan işte bilmediğiniz bir şey varsa üç yanlış bir doğruyu götürmüyor. Öyle bir şey yok. O yüzden hepsini cevaplamanız ge gerekiyor. Yani hepsine bir şık mutlaka yapın. 7 yanlış hakkınız var. Ee, bu sınav süresini hatırlamıyorum. Yazarım şuraya. Bu yaz şey kısım bittiği zaman, metinsel böyle test kısmı bittiği zaman bir hazard kısmı var. Size yolda giden araç videosu bir aracın içerisindeymişsiniz gibi bir 3D görüntü veriliyor ve yola zaman zaman işte bazen geyik çıkıyor bazen önünüze at gidiyor bazen yola bir çocuk atlıyor falan gibi böyle acil durumlar oluşuyor. O acil durumlarda mouse'a tıklayarak bu acil bir durum, e, hazard oluştu falan gibi bir şeyiniz var. E, hazard testiniz var. O da uygulamanın içerisinde, mock testlerin içerisinde hem driving'in hem de DVLA'in e, videoları içerisinde o videolara da hazırlanarak direkt telefonunuzdan hazırlanarak pratik yapabilirsiniz. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Bu sınavı geçtiğinizi hemen çıkışta anlıyorsunuz. Bakın o benim de sonucum muhtemelen şurada. Durun hala onu saklıyorum. Bakın ben işte kaç tane yanlış yapmışım? 5 tane yanlış yapmışım. Yani 3 tane daha yanlış yapsam aslında kalacağım. E, 50 soruluk bir sınavda 5 tane yani hangi yerlerden yanlış yaptığınızın da falan ben safety margin'lerde bir tane hata yapmışım. Rule of road'da bir tane hata yapmışım. E, trafik işaretlerinde 2 tane hata yapmışım falan gibi böyle toplamda 5 tane hatayla ben bu testi geçmişim. Hemen belgeniz çıkar çıkmaz hazır oluyor. Yani siz testi bitirdiğinizde dışarıda geçtiniz mi kaldınız mı hiç beklemeden sonucu öğreniyorsunuz. Ve size orada bir sertifika numarası veriyorlar. Yani teori testi geçtiğinize dair bir sertifika numarası veriyorlar. Ve geliyoruz üçüncü aşamaya yani son aşamaya. Bu sertifika numarasıyla daha doğrusu normal ehliyet numaranızla da şey yapabiliyorsunuz, kayıt olabiliyorsunuz hiç sorun değil. Hemen driving testinizi yani e, sürüş testinizi, pratik testinizi almak için başvurabiliyorsunuz. Yine nereden? Aynı GoYuken içerisindeki bu üçüncü adımdan başvurabiliyorsunuz. Bunun ücretine kadar 62 pound. Bu arada bütün bu ücretleri GoUK'in o sitedeki bahsettiğim linkin içerisinde aşama aşama hepsini tak tak ödüyorsunuz zaten peşin olarak ödüyorsunuz. Ödeme yaptığınız yerde orası. Dediğim gibi o bütün doğru bilgileri oradan zaten edinebilirsiniz. Sizi de çok yönlendirecek güzel bilgiler onlar da paylaşıyorlar. Maillerinize zaman zaman düşüyor. Mesela bir driving testinize nasıl hazırlanmanız gerektiğiyle ilgili bir takım yönlendirmelerde falan bulunuyorlar. Onları da okumakta fayda var. Onlar da mailinize düşüyor. Dediğim gibi driving test'e başvuruyorsunuz. Fiyatı 62 pound. Şunu söyleyeyim, bugünü koşullarında driving testin Tarihini 6 ay sonra veriyorlar maalesef öyle de bir sıra olduğunu söyleyeyim benimkisi de öyleydi Burada da bir uygulama var bazı insanlar Çünkü iptal ediyor mesela 6 ay sonraki o kim bilebilir ki Herkesin hayatında bir şeyler değişiyor testi yaklaşan insanlar son dakika giremeyecek olabiliyorlar İptaller yaşanıyor falan. Onları da testi diye bir uygulama var Onun da bir 10 pound gibi bir ücreti vardı onu da ödedim sınav tarihinizi iptal eden kişiler olduğu zaman size bir bildirim falan düşüyor. O test merkezinden tekrardan böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Öne falan kaydırmaya çalışabiliyorsunuz. Bunu da galiba 6 kere falan değiştirme hakkınız var. Tam emin değilim. Böyle bir test tarihinizi 6 ay sonradan öne doğru çekmeye çalışabilirsiniz. Son aşama olan driving testinize de yani pratik testinize de gün aldınız diyelim ki 6 ay sonraya bu zarf bu zaman zarfı içerisinde ne yapacaksınız? bu teste hazırlanmanız söz konusu olabilir. Buradaki trafiğe hiç alışık değilseniz, hiç araba kullanmadıysanız. her şunu söylemeyi unuttum. E, tıpkı Türkiye'de de artık olduğu gibi otomatik veya manuel vites için ayrı ayrı sınavlara e, girebilirsiniz. E, yani ben hiç abi bundan sonra şey yapmayacağım. Yani otomatik otomatik dışında araç kullanmam diyorsanız hiç bu işe e, hani o şeyle uğraşmayın derim. E, manuelle falan uğraşmayın derim. Hani kafanıza da karıştıracak yeni bir enstrüman girmesin hayatınıza. Çünkü sınav biraz stresli gerçekten. Ondan da bir parça bahsedeceğim. Dediğim gibi otomatik ve manuele ayrı ayrı girebiliyorsunuz. Fiyatlar arasında bir fark yok. B sınıfı yani normal otomobil kullanabilmek için. Yani fiyat politikası aynı. Manuel vitesliği aldıysanız otomatiği de kullanabiliyorsunuz. Otomatiği aldıysanız manuel vitesliği kullanamıyorsunuz. Bu durumla ilgili bir kafa karışıklığı da kalmasın. Ve sevgili loslar ne, ne dedik? Şimdi driving test'e biraz hazırlanmak gerekiyor. O pratik test'e biraz hazırlanmak gerekiyor. Learner ehliyetiniz var. Yanınızda biri olması lazım falan. E, haliyle bir hoca tutmanızı tavsiye ederim. Bence Ben bir 5 saat ders aldım burada. Bakın hani 25 sene önce ehliyetimi aldım. İşte iyi kötü 25 senedir araba kullanıyorum falan diyelim. E, ama yine de buranın durumu farklı. Yani bizim bazı kötü alışkanlıklarımız gelişiyor zaman içerisinde. Ben çok kurallara uygun kullanan bir insan olmama rağmen bir takım ee, böyle ne bileyim arabayı devrilmede bırakma, bazen boş yere hani sürüklenirken boşa alma falan gibi hani ışığa yaklaşırken bazen boşa alırsınız falan yani manuel örnek veriyorum çünkü ben manuelle girdim. Ee, bu tip kötü alışkanlıklarımı tekrardan geriye doğru düzeltmem gerekti mesela. Aslında sıfır öğrenen bir insan bana sorarsanız daha büyük avantaja sahip. Çünkü eski alışkanlıkları dönüştürmek, değiştirmek daha zor oluyor. Bir de hiç hayatımda yani çok uzun süredir zaten manuel vitesli araç kullanmıyordum. Bir de hani vitesin solda olması falan farklı bir alışkanlık. Tamam yerleri aynı, her şeyin yeri iyi kötü aynı ama Elim farklı yani elimin motor e, hafızam muhtemelen sol el için gelişmemiş o konuda. O yüzden bir bulmakta bazen zorlandığım oluyor. Hatta bana bir tane minor hata verdi e, instructor o konuda. Ha bu arada driving test'te 15 tane minor hata yapma hakkınız var. Ama bazı şeyler tekrar ediyorsa mesela 3 tane aynı tip minor hata yaptıysanız onu majöre dönüştürüyor falan. Orada çok inisiyatif bir durum var aslında. O e, sizin yanınıza oturan gözetmenin durumlarıyla çok ilintili. Bir tane majora, bir tane major hata yaparsanız zaten yine kalıyorsunuz. Bu major hata, minor hata konularını bence bunu ayrı bir video yapalım çünkü bu, bu, bu testi geçmek için e, ki kısım tecrübeyi anlatmak ayrı uzun bir videonun konusu gerçekten. Onu ayrı bir videoya bırakalım. Şimdi Bence 5 saat ders alın derim gerçekten. Ya yani 5 saat ben aldım hani yeterli oldu. Hani siz ne kadar ihtiyacınız olduğunu bence bir tane bir hani şey yapın. Demo bir şey yapın. Hoca size söylesin onun direktifleri doğrultusunda hani 10 saat mi alıyorsunuz, 5 saat mi alıyorsunuz. O doğrultuda ilerleyin. Şu detay var. Sınava bir araçla girmek zorundasınız. İsterseniz kendi aracınız olabilir, isterseniz hocanın aracı olabilir. Ama sınav merkezi size araç sağlamıyor sonuçta. O yüzden bir araç temin etmeniz gerekiyor. Henüz araç almadıysanız, bir şey yapmadıysanız o sınav merkezine bir araçla gitmek gerekiyor. Haliyle bir hoca çalışırsınız. O hocanın aracında o günlük o iş için kiralamış oluyorsunuz aslında o anlamda. Onun ücreti bir tık daha yüksek oluyor falan. Hani hocasına göre değişir. Of, onun da fiyatlarından birazdan bahsedeyim. Hepsini bir total yapalım. Bu işin maliyetine biraz da onu konuşmuş oluruz aslında günün sonunda. Sonuç olarak böyle bir hoca ile çalışmanın trafik içerisinde yani buradaki Birleşik Krallık içerisindeki bir trafik içerisinde içerisinde seyretmenin pratiklerini işaretleri, işaretçileri, yol çizgileri mesela bizdeki yol çizgileri ve dönüş okları falan neredeyse yoktur. Bu burada çok önemli bir hale geliyor. O yüzden o tip şeylere alışmak, trafiğe alışmak gerçekten önemli. Mutlaka önce önceden pratik yapın. Hiç pratik yapmayan insanların geçtiği vakalar vardır belki yani sınavı geçebildiği vakalar vardır ama ben pek bir örnek duymadım. Mutlaka sınava sınav gibi çalışmak gerekiyor ve bazı kötü alışkanlıklarımız varsa bizim İstanbul trafiğinde uyguladığımız onları da gidermek gerekiyor. Bakın dediğim gibi ben gerçekten çok temiz kullanan. E böyle hani oldukça e, efendi, sakin, herkese yol vererek falan kullanan, bütün kurallara hemen hemen uyan, hız kuralları vesaire her şey dahil. Bir insan olmama rağmen bazı işte mesela bir takım alışkanlıkların buraya çok uygun değil. Bir de göstere göstere yapmanız gereken bazı şeyler var. Mesela kör noktanızı böyle shoulder check dediğimiz e, kafa hareketleriyle kontrol etmek falan bize çok yaygın bir şey değildir. Belki zaten hani normal bir şoför dikiz aynalarıyla vesairelerle onları iyi kötü hallettiğini düşünür ama burada mutlaka öyle bir shoulder checkle bir kör noktanı falan kontrol et, et falan onları onlar neredeyse zorun kontrol etmiyorsanız zaman zaman işte hız değişimi yaparken sağ dönüşlerde sol dönüşlerde park ederken vesaire bunlar mutlaka minör minör hatalar olarak birikiyor. Bunlardan 3-4 tane yaparsanız kalıyorsunuz zaten. Ee, bu, bu böyle bir tiyo vermiş olayım en azından. Ya mutlaka öyle bir pratik bir şey. Hocadan mutlaka şey yapın bütün o triklerini bu sınavı geçmek için gereksinimleri nasıl bir donanımda şoför olmanız gerektiğini size mutlaka söylesin. Hiç şeyle böbürlenmeyin biz nerelerde kullandık babacım yani biz bu işin ustasıyız falan. Hani şey bile bak ustasıyız bile derken yani direksiyonu döndür ayı, elimizin ayasıyla döndürürüz ya. O, o da burada sürekli ayasıyla döndürüyorsan minor ağlardan bir tanesi. Push and pull diye bir teknik var ve gerçekten şeyi de söyleyeyim yani özendirmek isterim bu şekilde kullanınca bu kuralların hepsini şey, kullanınca çok safe bir kullanım sağlıyorsunuz gerçekten. Buna özendirmekte hiçbir beis yok yani doğrusu bu. Ölümlü kazalarında en düşük olduğu ülkelerden bir tanesi. Onların da bildiği bir şey varmış yani diyelim. O yüzden bu sisteme bir parça güvenmeyi ben sevdim. Bu tip alışkanlıkları... Siz biliyor olsanız bile yeniden kazanmanın güzel bir amma uzattım ha amma uzattım. Driving testi hazırladım baba öyle girin işte sonucu bu. Şimdi şu işin ekonomisine tekrardan bir dönelim ondan sonra ufak ufak kapatalım. Size bir ehliyet ne kadara patlıyor kişi başı onun hesabını hemen çıkartalım. Bakın provisional ehliyet için ne dedik 34 dedik. Ee, posta ücretleri bilmem ne ona da bir 10 ekleyeyim. Ondan sonracıma bir dakika 34 artı 10 artı 23 teori testine dedik. Ee, bu uygulamaları aldınız telefonunuza indirdiniz onlardan çalıştınız dedik ya teori testi için. Ee, onlarda onlar da 5'er pound falan olması lazım. Ben ikisini de indirdim ikisini de kullandım. Bir 10 pound da ona ekleyeyim. 77 pound etti. Driving testte 62 pound'tu artı 62 pound eşittir. 139 pound. Onun için dedim yani sınav tarihinizi yaklaştırmak için testi diye bir uygulama var falan orada iptal olursa şey yapıyorsunuz. Onun da 11-12 pound falan mı ne öyle bir bedeli vardı galiba. Hadi 12 pound diyeyim ona da. 151 pound oldu. Başka ne kaldı? Ha dersler kaldı. Derslerin de böyle saatleri 35-50 pound arasında falan değişiyor. İşte bir 5 saat ders aldınız. Bakın düşükten hesaplayalım. E, 175 pound eder. Artı 175 pound. Bir de sınava girdiniz. Sınava hocanın arabasıyla girmenin ayrı bir maliyeti oluyor. O günde bir sınav öncesinde o güzergahta falan bir çalışıyorsunuz böyle bir. Onun bedeli 120-150 pound arasında oluyor. Ona da bir 150 diyelim kafadan. 476 ya yani yuvarlayalım 500 pound'a patlıyor. Kişi başı burada ehliyet almanın maliyeti arkadaşlar. İki kişilik bir aileyseniz. 1000 pound. Kabaca bu. Ehliyetin maliyeti ve şüspant zaman maliyeti bana sorarsanız neredeyse bir seneye yaklaşıyor. Çünkü işte provision'la aldınız, teori teste hazırlandınız, onun sınavına girdiniz. Onların tarihleri hızlı oluyor böyle iki hafta sonra falan hemen tarih bulabiliyorsunuz. Onda çok aralık uzun değil. Onu aldınız, onu geçtiniz falan. Teori testi gerçekten 6 ayı buluyor. Ondan sonra siz de biraz bir şeyleri geciktirirseniz ya aldım bir rahatlayayım bir nefes alalım hemen şey yapmayalım falan derseniz bu işin zaman maliyeti de bir seneye mal oluyor. Sevgili dostlar ehliyet almak gerçekten buradaki önemli konulardan bir tanesiydi. Bu konuyu bir yeniden konuşmak istedim. Bir de böyle bir pratik test kısmı ile ilgili ayrı bir Böyle tips and tricks yapmaya çalışırım. Yani bu konuyla ilgili aslında çok fazla video var YouTube'da. Mutlaka sizler de zaman içerisinde izlersiniz. Yabancıların yaptığı sırf driving konusunda bir takım videolar falan var. Ben de onlardan biraz yapıp kendimi şey yapmaya çalıştım. Böyle konuya sürekli hazırlamaya çalıştım. Sizlere de tavsiye ederim. Sonrasında da şunu yaparız. Bu işin bir de araba alma kısmı var. Araba alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte tax'ler, insurance'lar bütün o süreçler, banka kredileri vesaire bu süreçler biraz nasıl işliyor? Aslında araba almak burada çok pratik şeylerden bir tanesi. Ama bakın ben de almadım. Ama işte bunu tecrübe ettikçe sizlerle de paylaşıyor olacağım. Bu süreçlerde keyifli geçecektir. Artık arabayı, işte ehliyet alınca büyük bir rahatlama geliyor gerçekten. Benim için de problematik bir şeydi. Çünkü işte buradaki e, Türk ehliyetinizin süresi bir sene geçerliliği var. Bir sene boyunca Türk ehliyetinizde burada araç kullanabiliyorsunuz. Fakat sonra buranın ehliyetini almanız istiyorlar sonuç olarak ve onu alabilmek için de işte bütün bu aşamaları geçmek gerekiyor. Ben de o süreyi biraz geciktirmiştim. Şimdi araba kiralama şansım da yok. Yani illa araba almanıza da gerek yok. Ara, aracı kiralamak için de en nihayetinde buranın ehliyetine ihtiyacınız var. Sırf araba almak için vesaire değil. Bu arada araba almak için kimse kolay kolay size hani peşin parayla gidin alın birinden arabayı falan. Kimse ehliyet mehliyet de sormuyor. Ee, mülkiyet değişiyor burada çünkü. Ehliyetin üzerine, ta, yani kişinin ehliyeti üzerine tanımlı olmuyor da kişiye tanımlı gibi bir şey oluyor. Onun tam detayı Bilmiyorum aslında alma süreçlerinde anlatırım onu ama Yani alsanız bile işte mutlaka Buranın ehliyetini almak gerekiyor abi onu halledin yani ilk fırsatta halletmeye çalışmak lazım. Şimdi i̇şte bütün aşamaları bunlar. Evet sevgili dostlar videonun sonunda böyle beğenin, yorumlar yazın, paylaşın, kanala abone olun falan diyorum ama bu tip videolarda olmanızı özellikle istiyor olacağım. Çünkü bu tip videolar böyle üretmesi nispeten daha zor. Daha böyle hani sizin için hazırlanmamı gerekiyor. Faydalı olsun diye yapmaya çalıştığım Bir şey olduğu için hani diğerleri çünkü hayatımdan bir şeyler paylaşıyorum. Kendime biraz şey olsun, arşiv olsun. 20 yıl, 10 yıl artık bu videolar YouTube'da olur başka bir arşivimizde olur bir yerde durur. İzlediğim zaman kendime güzel keyifli böyle şeyler yaşamışız diyeceğim. Anılar biriktirdiğim için ben kanalı yapıyorum. Kanaldan öyle bir beklentim yok. Ama bu videolar biraz daha böyle hani faydalı videolar olduğunu da düşündüğüm için o yüzden daha da vurguluyorum. Kanala beğendiyseniz beğenin, abone olun falan. Durum bu. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için gerçekten sevgili dostlar. Katıl butonu da var bu arada. Katıldan da böyle nakit kanala abone olabilirsiniz. Her şeye abone oluyoruz değil mi? Ben de böyle bir subscriptionları falan topladım geçenlerde. Hatta öyle bir video yaptım ya buradaki yaşam maliyetleri falan onu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. İyi bir projeksiyon verecektir. Biz eşek kişilik bir aileyiz. Böyle bizim iyi kötü orta sınıf bir ailenin Minimum maliyette doğru güzel geçinme Kaliteli bir yaşam sürme Şeyi ne olur projeksiyonu ne olur Onu anlatmıştım o videoyu da değerli buluyorum Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum Sevgili dostlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın